Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Spellcoin. Spellcoin ile ilgili önemli destek direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Spellcoin haftalık grafiğindeyim. Spellcoin geçtiğimiz ay 20 haftalık hareketli ortalamayı denedi. İki kez denedi. Üstünde kapatamadı ancak daha sonra üzerinde bir kapanış yaptı ve tekrar bu 20 haftalık hareketli ortalamayı retest yaparak yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Burada 10.600 seviyesine kadar geçtiğimiz hafta bir yükseliş gördük. Ancak bu seviyeden de tekrar bir düzeltme yaptığı görülüyor ve şu anda da düzeltmesinin daha da sert bir şekilde olduğu görünüyor. Burada Spellcoin bir günlük grafiğe geçmek istiyorum. Önemli bir destek seviyesini kaybetti. Bu da yani pek olumlu bir durum değil açıkçası. Burada 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Retest yaptı ve daha sonra burada tutunmayı başaramayıp yeniden bir 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarttığı görünüyor ve altında da günlük kapanışlar yaptı bu seviyenin. Bu önemli bir ayrıntı çünkü düşüşün daha da derinleşeceği anlamına gelebilir bu. Bu yüzden yatırımcıların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Haftalık grafiğe geçiyorum tekrar. Yani bu 200 günlük hareketli ortalamanın kaybedilmesi yani ciddi ciddi olumsuz bir durum. Yani umarım bugünkü kapanışla yeniden bu seviyenin üzerine atar. Ancak atamadığı takdirde ise aşağıda en önemli şu an destek seviyemiz 20 haftalık hareketli ortalama olan 7250 seviyesi. Bu 7250 seviyesi yani muhakkak haftalık ve günlük kapanışlar açısından üzerinde kalmamız gereken bir seviye. Yani bu seviye kaybedildiği takdirde ise zaten düşüşün çok daha derin olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu 7250 seviyesi artık bizim Spellcoin'de kırmızı çizgimiz diyebiliriz. Ve ilk kazanmamız gereken seviyemiz de burada 200 günlük hareketli ortalama olan 8900 seviyesi. Yani bu 8900 seviyesinin mutlaka günlük ve haftalık kapanışlarla üzerinde kapatmamız gerekiyor ki yukarı yönlü sert fiyat hareketleri görelim Spellcoin'de. Aksi takdirde dediğim gibi bu 20 haftalık hareketli ortalamayı da tutunamaması durumunda düşüşün derinleşeceği kanaatindeyim. Ancak bu 8900 seviyesi tekrar kazanıldığı takdirde ise yukarıda zaten majör dirençlerimiz olan 50 haftalık hareketli ortalamamız var 14500 seviyesinde ve onun hemen üzerinde slingshot direnç alanımız var. Orası da 18480 seviyesinde şu anda. Yani bu 8900 seviyesinin mutlaka kazanılması gerekiyor. Buradaki 14500 ve 18400 seviyesindeki hedeflerimize ulaşmamız için. Yani bu da hemen hemen bir 2x'lik bir kar marjı anlamına geliyor. Yani tabii ama ilk önce bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Günlük grafiğe gelelim. Günlük grafiğimizde dediğim gibi 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırması oldukça olumsuz bir durum oldu. Burada squeeze momentum'da şu anda günlük trendde yani günlük sinyalimiz şu anda günlük grafiğimizde alda. Ancak bu long sinyali oldukça zayıf görünüyor şu anda. Yani düzeltmenin devam edebileceği anlamını taşıyor bu günlük grafik açısından işlem yapan arkadaşlar için. Bu da şu slingshot'taki 8134 ve ayrıca 7780 seviyelerinin test edilme ihtimalini arttırıyor. Özellikle bu 7780 seviyesi önemli. Burası aynı zamanda günlük MA50'ye de tekabül ediyor ve aynı zamanda da slingshot'ta da bu seviye 7780 seviyesi
şu anda önemli bir destek olarak görünüyor. Yani hem günlük MA50 hem de slingshot'taki bu seviyenin örtüşmesi bu 7780 seviyesinin güçlü bir direnç olacağı izlenimi uyandırıyor bende. Yani bu 7780 seviyesine dikkat etmek gerekir. Bu seviye kırıldığı takdirde ise dediğim gibi burada 7250 seviyesi bizleri bekliyor haftalık 20 haftalık hareketli ortalama olması açısından. Burada yukarı yönlü hareketler başlaması durumunda nasıl bir fiyatlanma olabilir ona bir göz atalım. Burada geçtiğimiz haftaki yükseliş çok manidar bir yerden dönüş yaptı Spellcoin. Burada Fibonacci 0786 seviyemiz 10.440 seviyesiydi. 10.600'ü test etti ve geri dönüş yaptı burada. Bu Fibonacci 0786 seviyesi üzerinde kapanış yapamadı maalesef. Ve burada şu anda Fibonacci 0382'yi de aşağıya kırdığı ve 0236 seviyesine doğru yol aldığı görünüyor. Şu anda Fibonacci 0236 seviyemizde 8140 seviyesinde. Bu 8140 ve altındaki 7780 seviyelerine dikkat etmek gerekir destek önemli destekler açısından. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk kazanmamız gereken seviye dediğim gibi buradaki 200 günlük hareketli ortalamamız olan 8900 seviyesi. Burası aynı zamanda Fibonacci 0382 seviyesiyle de örtüşüyor. Yani önemli bir direnç şu anda burası. Bizim aşmamız gereken en önemli direnç diyebilirim 8900 seviyesine. Bu seviye aşıldığı takdirde ise ilk etapta 9750 ve ardından da 11340 seviyelerine kadar bir yükseliş beklerim ben. Bu seviyelerin kazanılması durumundaysa zaten yukarıda benim belirttiğim 14500 seviyesi ve 18400 seviyesi önemli satış hedeflerimizdi. Orta vadede satış hedeflerimiz bu seviyeler. Şu anda günlük grafik açısından bir hayli olumsuz bir durum içerisindeyiz Spellcoin'de. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. Buradaki squeeze momentum sinyalini merak ediyorum. Evet, 4 saatlik grafikte de tahmin ettiğimiz gibi squeeze momentum 20 Şubat tarihinden itibaren sat sinyali verdi ve şu anda sat sinyali devam ediyor. Ancak bu sat sinyalinin yine güçlenerek devam ettiği görülüyor burada. Yani short sinyali şu anda zayıflamış görünmüyor. Yani bu da düzeltmenin yine devam edeceği konusunda bizlere önemli bir işaret. Burada 4 saatlik grafiğimizde de MA200'ün altında kaldığı görülüyor şu anda. 4 saatlik MA200'ümüz 8300 seviyesinde. Şu anda da tam o seviyede fiyatlanıyor. Ve altına bir ihlal gerçekleşmiş. Bu kapanış önemli. Bu 4 saatlik kapanış önemli. Bu 8300 seviyesi kaybedilirse dediğim gibi burada 7250 olan 20 haftalık hareketli ortalamaya kadar bir düşüş görmemiz gayet olası. Şu anda Spellcoin'de işler biraz olumsuz görünüyor. Ancak 20 haftalık hareketli ortalama olan 7250 seviyesi üzerinde haftalık ve günlük kapanışlar devam ettiği sürece benim her zaman yukarı yönlü bir umudum var Spellcoin'de. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.